bize P'nin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuşlar. P polinomunun grafiğini de burada vermişler. Bunun y eşittir Px'in grafiği olduğunu da düşünebiliriz. İsterseniz videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi gelin birlikte yapalım. Seçeneklerin hepsinde P(x)'i çarpanlarına ayrılmış bir şekilde vermişler. Bu şekilde polinomu sıfır yapan x değerlerini ya da sıfırlarını bulmak evet son derece kolay. Polinomun sıfırlarını grafiğe bakarak da belirleyebiliriz. Sıfırlar polinomun x ekseni ile kesiştiği noktalardır ve bunlardan x ekseni kesim noktaları olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz. x eksi 4'e eşit olduğunda bir sıfır var. Çünkü polinom bu noktada sıfır değerini alıyor değil mi? p eksi 4 sıfıra eşit. Buna ek olarak p 1 tam 1 bölü 2 ya da 3 bölü 2'de de bir sıfır var. p 3 bölü 2'de sıfıra eşit ve p3 de 0'a eşit. Buna dayanarak buradakilerden hangisinin doğru olduğuna bir bakalım. Çarpanlarına ayrılmış halde verildiği için çarpanlardan her birinin polinomu 0 yapmasını bekliyoruz. Polinomun sıfırları da bunlar. Polinomun x eşittir eksi 4'te 0 değerini alması için içinde x artı 4 olan bir çarpan olması gerekir. Evet çarpanlarından biri x artı 4 olmalı. Neden derseniz x eksi 4'e eşit olduğunda x artı 4 0'a eşit olur da 10'dan. Burada bir x artı 4 var ve burada da b ve d seçenekleri şimdilik doğru görünüyor. İkinci sıfır ya da kök, x eşittir 3 bölü 2. Bu yüzden çarpanlardan biri de x eksi 3 bölü 2 olmalı. x eksi 3 bölü 2 yok ama daha önce de gördüğümüz gibi çarpanlar bunun bir katı da olabilir. Buradaki kesirden kurtulmak için bunu 2 ile çarparsam, ekranı biraz aşağı kaydırayım, 2x eksi 3. Evet bunu elde ederiz. 2x eksi 3 x 3 bölü 2'ye eşit olduğunda 0'a eşittir. Bir bakayım, 2x eksi 3 işte burada. O halde d seçeneği doğru seçenek olmalı. Ama isterseniz son çarpanın ne olduğunu da bulalım ve doğru cevabın d olduğundan emin olalım. Evet, p3 0'a eşitse çarpanların arasında x eksi 3 de olmalı x 3'e eşit olduğunda x eksi 3 sıfıra eşit olur öyle değil mi? Ve gördüğünüz gibi d seçeneğindeki son çarpan da bu. O halde d seçeneği kesinlikle doğru. x eksi 4'e eşit olduğunda bu çarpan sıfıra eşit olduğu için tüm polinom sıfıra eşit. x 3 bölü 2'ye eşit olduğunda bu sıfıra eşit olduğu için polinom sıfıra eşit. Son olarak x 3'e eşit olduğunda da bu sıfır oluyor ve böylece polinomda gene sıfır oluyor. Sıfırı neyle çarparsak çarpalım sonu 0'dır öyle değil mi?